Günaydın. Bugün Fuji Dağı'na gidiyoruz. Abi 40 dakika önceden geldik ki bulalım diye. Ve şu an ben bulamayacağız diye korkuyor. Ya karman çurman ya. Karman çurman. Ve bu 3. gidişimiz. Bak 2 kere gittik oraya biz. Nerede kaldıysa ona şey yap. Bak benim yüzümden kaybolmuş olmayalım. Senin yüzünden kaybolsun. Ya bizi bir yere çıkarttı. Hiç ora değil ya. Hatırlıyorsan şuradan sola dön, sola dön dedin. Şurayı çıkıp şöyle dümdüz gidip bak. Hı. Sonra sola dönmemiz lazım. Vardık abi. Bir 20 dakika önce falan vardık. Geldiğimizden beri metro in metro çık. Fuji'nin 3800 falan. Erciyes'in de 3916. Ama herkes 3916 şey. Erciyes. Fuji'yi tam bilmiyorum. Bu da 3000 küsür herhalde. Bir metre uzanmış. 3917 olmuş. Bu da güzel. Sizin evden güzel görünüyor. Hasan daha biri 3200. Bile deme. Bu da onun da duyguları. Böyle ben dağların metrelerinden karşı bir şeyim vardı, fantezim vardı çocukken. Tüm dağların şeylerini ezberlemiştim. Geldik. Uykulu mu uykulu? Nasıldı? Uyudum ben, uyumuşum çoğunda. Fujisan Station'a geldik. Kapı şurası. Resort kaldı. Dağın nerede olduğunu bile göremedik. O kadar yok yani. Yani ben fotoğrafı görmemiş olsam basar giderdim. Şimdi fotoğraf şu. Şu. Güya böyle gösteriyor. Bayağı tamam. Temiz havada böyle görünüyormuş. Biz ama temiz havada. Did you see Fuji? Good luck. Bak oğlan da bu gecenin. Çocuk beklemekten saçını şey yap. Bu da Fuji Dağı'nın kanalizasyon kapağı. Ne güzel ya. Boyuyorlar ha bir de. Gel bakalım. Arkadaşlar var. Korna bas. Anam Japonya'da ilk kez korna duyduk. Başardın. Korna bastırmayı başardın. Bana mı bastı? Aynen çekil de gideyim de. İyi ya. İyi güzel. Hı-hı. Sen oraya bir daha eklersin. Ben İnsanlar şöyle bir inanır. Fuji kondururum. Oo. Yol da bomboş ha. Değilmiş karşıda araba var. Neyse biz şöyle dümdüz aşağıya inelim. Gel pagodaya. Gel pagodaya tırmanalım. Allah'ım kara bulutları kaldır aradan ya lütfen. Allah'tan yağmur yağmıyor. Bir de yağmur yağsa. Aman bence dur, yağmur yağma olasılığı yok. Dur. Şeyde bu bulutların kalkma olasılığı yok falan de. Yaz bulut kaldırma doğası diye. Neden olmasın? Ya sen. Güneş doğası. Yağmur doğası var da. He? Aynen yap bakalım. Unutulmuş bir Doğu Karadeniz ritüeli. Karabük'te yapmamız yok mu? Yemin ediyorum Karabük'te var ya güneşi görmek. Mac beni acayip sinirlendiriyor. Karadeniz'deki sis kaldırma, güneş açtırma duası. Daha doğrusu muskası varmış. Bir hoca kendisine müracaat eden evde ocak başında kömürle bir daire çiziyor. Güneş alması istenen bölgenin sınırlarını gösteriyor. Bu dairenin çevresinde 7 kez dönüyor. Her dönüşte Şems suresini okuyor. 4 yana üflüyor. Sonra da 40 rekat niyaz namazı kılıyor. 3 gün bekliyor. 3. günün akşam namazından sonra Şems suresini bir kağıda yazıyor. Kağıdı bir kat muşambaya sarıyor. Muşambayı eritilmiş bal mumuna batırıyor. Soğuttuktan sonra muska için kendisine gelene veriyor. Muska tarlaya, çayıraya da yüksek bir ağaca asılıyor. Ağaç yoksa en yakın tepenin doruğunda bir taşın altına saklanıyor. Sonraki 7 gün içinde güneşin aşacağına 7 gün bekleyemeyiz çok. Bir 10 gün önce bizim başlamamız lazım da. Ve buna inanıyorlar. Gerçekten garip. Boş ver gel onu giri yiyelim kendimize yiyelim. Yiyecek mi? Hayatımızı kurtaran 7-Eleven'dan onigiri aldık. 2 tane. Biraz atıştıralım diye ve ne aldık? Ne olabilir bu? Pilav kaşığı.
pilav kepçesi. Bu işte sushi için, onigiriler için falan yaptığımız o lapa pilavlar yapışmasın diye. Bunu bir de suda bekletiyorlar. Geldik, şuraya tırmanacağız. Ne zamandır bir tırmanma yaşamıyorduk. En son nerede bir şey tırmandık? Vietnam'da Ha Long Bay'de tırmandık değil mi? Ondan beridir gayet sakin bir şekilde. Aynen. İlk kere geldik. Yani çıkmaya başladık. Sadece şey destek koymuşlar. Fuji şura belli. Ama yok. Küsmüş. Ay bu o meşhur pagoda. Bu tüm Japonya fotoğraflarında görmüşsünüz. Ya görmeme ihtimaliniz yok. O bu. Şuradan çıkıp oradan çekiliyor insanlar fotoğrafı. Tabii Fuji daha kapalı. Gerçekten çok yoruldum ya. Düz yürüme yolu olsa neyse. Bir amacımızı daha gerçekleştirdik. Fujisiz. Çok kalabalık da değil ya. Ben daha kalabalık bekliyordum. Şurada herkes oturuyor, manzaraya bakıyor. Gelen şuradan çekiniyor, gidiyor. Bir tık açıldı ya. Ama bir tık. Biz de vazgeçtik abi. Millet burada oturuyor, bekliyoruz. Güzel, ikonik bir an. Japonya'ya bir daha gelsem de gelmem. O yüzden şu an ömrümdeki ilk ve son kez sana bakıyorum. Birazdan gideceğim ve bir daha seni hiç görmeyeceğim. Bunun tarihinde de 1969 yılında yapılmış bu. Amacı 1800'lü yılların ortalarından 2. Dünya Savaşı'na kadar geçen 100 yıl boyunca iç savaşlarda, işte Rusya ile savaşta, 2. Dünya Savaşı'nda ölen Japon askerlerinin anısına yapılmış bir şehitlik aslında. Bu bildiğiniz çok güzel yere şehitlik yapmışlar ama. Mekan güzel. Fuji Dağı çünkü Japonlara göre kutsal, önemli, güzel, değerli. Tam onun böyle onu görecek bir yere yapmak. Hatta bazı şeylerde Tanrı niyetini de geçiyor. Daha tatlı. Yani Fuji demiyorlar sadece. Fuji-san. San da bir saygı kelimesidir. Fuji-san diyorlar. Yani. Fuji-yama da deniyor. Yama da dağ demek. Fuji-yama da oluyor. Öyle. Hoşça kal Fuji. Sakura'da da çok güzelsin. Belki başka zaman nasip olur görmek. Yeni nesil çok tutmuş. Japonya'nın geleceğini iyi görmüyorum. Evet ya, çok görüşsüzler. Gitmelerini bekliyoruz. Şu ortamda vır 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 Japonca bağıra bağıra bir yere varacaklarını düşünün. Öyle Japonca bağırarak bir yere varamaz. Gülüyorlar falan. Çok acayip ses çıkarıyorlar. Gitsinler de şurada huzur dolu yürüyüş yapın. Çok güzel ya. Şu ışıklar. Merdivenle çıkmayın. Bu yoldan gelin. Aynen. İnsan yolu. Gelebilirsiniz. Hem daha az yorulursunuz hem etrafa bakarsınız. Bir şurada şu fenerlerin her birini çekti biliyor musunuz? Her birini. Bunu demeni bekliyordum. Hadi yavaştan gidelim. Çok tatlı. Şuna bak ne kadar estetik duruyor. Yani bunların estetik algının bizim ülkemizde de yaygınlaştırılması gerekiyor. Reşadiye değil mi buralar ya? Ne alakadan reşadiye? İşte şeyler, önce katlı yazdıklar. İndik ve Japon köy, yani kasaba hayatını yaşıyoruz. Kasaba dediğinize bakmayın, şuradan hızlı tren geçiyor. Ya öyle bir kasaba. Pirinç tarlaları. Her doğu toplumu gibi pirince gereken önem vermişler. Sulama kanallarına bak, ne güzel geçiyor. Arabalar küçük. Dedem, çiftçi dedem. Bile mutlu. O bile mutlu. Posta kutusu bile mutlu. Japonya'da bir posta kutusu. Bunların intihar oranı niye bu kadar yüksek? Ne ekmişler acaba? Şu an nereye gittiğimizi bilmiyorum. Sadece yürüyoruz. Siz de biz de yürüyün ya. Araba gel.
Bak selam verdi, arigato dedi. Gördüm kafasını. Kadın oradan bir de eğildi yani. Lan millete gelince IŞİD kasa kocaman yapıyorlar şunu. Adamlara makineli tüfek yerleştirip milleti tarıyor. Kendilerine yaptıkları Suzuki'ye bak. Şimdi bir şey daha göstereceğim. Şimdi bu yolda yürüyoruz, tamam mı? Şurada bir park var kocaman. Sadece bir anneyle bir kız var. Abi koydukları çiçeklerin güzelliklerine bak. Kimse mi koparmaz? Kim bakar bu çiçeğe? Ya bu çiçeklere nasıl bakıyorlar ya? Halk falan bakıyor. Yani görevlilerle olacak iş değil bu. Şuna bak. Bunun içinde bir tane daha var. Kopartma kız. Bakar mısın? İçinde bir tane aynen daha var. Yani sokakta şöyle çiçekler görebiliyoruz ya. Evde yok lan bu, evde yok. Nerede ortanca? Ortanca mı? Aynen. Nasıl bakıyorlar değil mi gerçekten? Al bak güller. Aynen. Çiçek severler için bir cennet kesinlikle yani. Ben hayatımda bu kadar çeşit çiçek görmedim. Ve hepsi sokakta. Evet, az daha övelim. Kapatayım bir dakika sonra bir daha övelim. Şimdi birazdan bir daha övelim. Al bak, ah övdüm işte. Şuna bak, evinin önü. Sokak arasında dolaşırken şirin bir kafe bulduk. Çok tatlıydı. Biz de girelim dedik. Kokisi çok güzeldi. Bunlar her şeyin içine fasulye katıyorlar. Bunda da fasulye var. Çikolata sanmıştık. Kalkıyoruz. Şöyle de bir şey verdi. Bunun içine bu çantalarımızı falan koyduk. Bunu da düşünmüşler. Fuji'nin ucu gözüktü. Fuji biraz gösterdi. Büşra da karşıya geçti. Farklı ya, güzel. Yani RGS'ten de farkı var diyordum. Birincisi çok yakın. RGS'e bu kadar yakın bir şekilde yaklaşamıyorsun. Yaklaşsan da onun büyüklüğünü o kadar anlayamıyorsun. Çünkü etrafı da o yükseklikte. Bu sıfırdan başlıyor gibi. O yüzden güzel. İkincisi kusursuz. Çok yakışıklı bir dağ. Şey değil mi şu an? Aynen. Ve üçüncüsü etrafında bir kasaba var. Kasaba üzerinden yanından yürüyebiliyorsunuz. Erciyes'te ise... Ne şanslılar burada yaşayanlar ya. Bugün de bunları kitap. Kapıdan şimdi gözüküyor. Evet. Sabah geldiğimizde yoktu hatırlarsanız. Görünüyor mu onu da bilmiyorum sizin or şeyden. Kameradan ama. Bu kapının eski halini de göstermek isterim. 1900'de buymuş. Vay be, şu güzelmiş. Aynen. O bile daha iyi çekmiş bizden. Bizim elimizde şu an 4K cihazlar var, o kadar çekemedik. Olsun, birazcık da olsa gösterdi bize yüzünü. Yeter adam olana. 5.30'da da otobüsümüz var. Bugün de böyle geçti. Güzel oldu. Güzel oldu. Turla gelirlerse hızlıca biz bir saat gelip, bir saat görüp, bir saat çıkarlar herhalde. Aynen. Ama bizim tüm günümüze mal oldu. Çünkü tur değiliz. Yürüyoruz. Otobüs istasyonuna geldik. Gideceğiz ve Fuji'nin bize nasıl gösteriyor. Hiçbir tane bulut yok. Hayat böyledir. İstemediğin anda çıkar. İstediğin anda da çıkmaz yani. Aa buradan da güzel gözüküyor. Gayet. Yandan görüyoruz ama olsun.